Kutsallığa Doğru programda yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih her birinizi kutsasın, bereketlesin. Nurlu yüzünü size parlasın ve karanlığın bütün hakimiyetini, gücünü üzerinizden alsın. Ve canınızı, ruhunuzu, bedeninizi tazelesin. Çünkü o kutsaldır. Kutsallar kutsal olan bugün sizi ziyaret etsin. Sevgili izleyicilerimiz, Bugün sizlere Mukaddes İncil'den Galatyalılara mektubundan paylaşmak istiyorum. Galatyalılara yazılan mektubun dördüncü bölümü üçüncü ayetten beşinci ayete kadar önce bir okuyalım sonra Rab sözünü bize açsın. Bunun üzerinde düşünelim. Bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken Dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğumuz için Tanrı öz oğlunun Abba, Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Haleluya. Rabbin bu diri sözleri için, bu sevinç verici sözleri için ona şükrediyoruz. Çünkü bu yaşam veren sözler içimizdeki kaygıları alıyor, içimizdeki korkuları alıyor. Bu yaşam veren sözler içimizdeki zayıflığı alıyor, içimizdeki ümitsizliği alıyor ve yerini taze bir ruhla dolduruyor. Ve böylelikle biz Tanrı'ya daha farklı yaklaşıyoruz. Tanrı'ya korkuyla kulluk değil, Tanrı'ya sevgiyle kulluk ediyoruz. Tanrı'ya bakarken acaba yargılayacak mı, cehenneme gönderecek mi değil. Onun ev halkının bir parçasıymış gibi yaklaşıyoruz. Çünkü Mesih'te olanlar bu ayrıcalığa sahipler kardeşler. Rab İsa Mesih'in ismine izzet ve yücelik olsun. Bunun gibi diyor biz de ruhsal yönden çocukken. Demek ki ruhsal yönden güçlenmek, büyümek ve bir de zayıf kalmak söz konusu. Bugün insanlığın büyük çoğunluğu ruhsal anlamda büyümüyorlar. Bakın çocuk doğuyor, sonra yavaş yavaş ne oluyor? Büyüyor. Fiziksel anlamda büyüyor. Bilgi anlamında, düşünce anlamında büyüyebilir. Ama ruhsal anlamda büyümek farklı bir şeydir. Şimdi bizler genellikle bedeni besliyoruz. Ama ruhumuzu beslemiyoruz. Ruhumuzu beslemek bizim aklımıza gelmiyor. Oysa ki bedeni beslemenin, bedende idman yapmanın ruhsal olarak ne faydası var? Ruhsal yönden hiçbir faydası yok. Bedene ekenler ölüm biçecekler diyor. Ama ruha ekenler yaşam biçecekler. Bizler hep ne yapıyoruz? Ruhsal olanı geri planda itiyoruz ve bedensel olan her şeyin ardına düşüyoruz. Ve çocuk yetişiyor. Çocuğu büyütürken hep dünyasal şeyler öğretiyoruz. Aman oğlum gözünü açasın, ayık olasın, uyanık olasın, cin gibi olasın, şöyle yapasın, böyle yapasın. Ama ruhsal anlamda çocukların üzerine ne bereket döküyoruz? Yok. Çünkü ruhsallık bize adeta zayıflıkmış gibi geliyor. Ruhsallık bize bir eksiklikmiş gibi geliyor. Oysa ki gerçek Tanrı bilgisinde insanları yetiştirmek ve büyütmek lazım. Çünkü eğer sözlerimde ve kanunlarımda yürürseniz, eğer öğütlerimi yüreğinize alırsanız, eğer benim isteklerimi yaparsanız, ben Tanrınız Rab sizi bereketleyeceğim, sizi verimli kılacağım, yürüyeceğiniz yollarda semereli olacaksınız ve sizinle beraber olacağım diyor. Tanrı'nın kelamı vermesindeki amaç onu alalım yüreğimizin lafasına yazalım içimize yerleştirelim çocuklarımıza küçük yaştan bu tanrısal tohumu ekelim. Ama bugünkü çağda bakıyorsun ki ne oluyor? Tanrısal sözle birini yetiştirmek çocuğu yetiştirmek yobazlık gibi adlandırılıyor. Ya nedir kardeşim Tanrı Tanrı başka bir şey bilmiyor musun? Nedir kilise? Nedir kitap? Hiç elinden düşmüyor. Bu benim hayat rehberim. Bu benim ruhsal gıdam. Bedenimi doyurduğum gibi ruhumun doyurulması lazım. Yoksa ruhsal anlamda çocuk kalırım. Bugün dünya ruhsal anlamda çocuklarla dolu. Ruhsal gelişmişliği elde etmeyen insanlarla dolu. O yüzden de psikolojik sıkıntılar, problemler, bozukluklar, manyaklıklar alıp yürümüş dünyayı. Ve herkes birbirine sıkıntı kaynağıdır. Hiçbir yerde selamet yok. Para bol olabilir, iş bol olabilir. Gerçi iş de bol değil ya. Ama para olsan olur, iş olsan olur. Böyle evlere bakıyorsun onlarda bile sevinç, selamet yok. Çünkü niye ruhsal yönden gelişme yok? Sevgili kardeşlerim, ilaçlar ruhsal anlamda adamı tedavi etmezler. İlaçlar sadece fiziksel tedavi yaparlar. Bir de ruhun tedavi görmesi lazım. Tanrı sözü Sadece şunu yapma şunu etme demek değildir. Tanrı sözünü biz okuduğumuz zaman, İsa Mesih ile karşılaştığımızda, İsa Mesih'i tanıdığımız zaman, İsa Mesih'in sözlerini yüreğimize aldığımız zaman biz ruhsal olarak da tazeleniriz. Ruhsal olarak yenileniriz, ruhsal olarak güçleniriz. Bir zamanlar diyor ruhsal yönden çocukken, ruhsal çocukluktan bahsediyor. O yüzden de ruhsal anlamda Tanrı kelamı bizi ne yapmak büyütmek istiyor. Tanrı bizim ruhsal anlamda çocuk kalmamızı istiyor, istemiyor ama biz genellikle hep bu dünyanın geçici şeylerine bakıyoruz. Dünyaya ait olan şeylere bakıyoruz. Her istediğimiz şey fiziksel. Hep istediğimiz fiziksel. Gözümüz doymuyor. Aç oluyoruz. Ve dünyadan ne elde edebiliriz? Dünya ve onun doluluğuna bakıyoruz. Geçici heveslerin ardınca yürüyoruz. Hep fiziksel olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Evimiz olsun, arabamız olsun, paramız olsun, gücümüz olsun, pulumuz olsun, şöhretimiz olsun. Başka bunlar olsun. Peki bunlar sana ruhsal huzuru veriyor mu? Acaba yatağına yattığın zaman hiç kaygısız bir şekilde oh ya sana şükür olsun diyebiliyor musun? Huzur var mı dünyada? Yok. Bugün en fazla iş yapanlar psikologlar. Çünkü insan insanoğullarının psikolojisi bozuluyor. E psikolojisi bozulmuş olan insanlıkla dolu bir dünyada huzur, sevin, selamet olur mu? Can güvenliği olur mu sevgili kardeşim? Olmaz. Çünkü yanlış yere ekiyorsunuz, bedene ekiyorsunuz. Ruhsal yönden çocuk kalıyor dünya. Ve dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan diyor kölelerdiniz. Bugün modern kölelikler var. Dünyanın birçok şeyleri bizi gerçekten kendisine köle etmiş, bizi bağlamış, peşi sıra bizi sürükleyip götürüyor. Özgür değiliz. Dünyaya ait olan şeylerden kendimizi kurtaramıyoruz. Dünyanın heveslerinden, zevklerinden, arzularından kendimizi soyutlayamıyoruz. Dünyadan kendimizi koparamıyoruz, mümkün değil. Kaçamıyorsun da çünkü dünya bütün kurnazlığıyla televizyonuyla, internetiyle, gazetesiyle, dergisiyle her gün senin evin içinde. Senin beynini kemirip duruyor dünya. Her gün sana kendisine ait olan bir şeyleri öğretiyor. Onları öğreniyorsun, onları öğreniyorsun ve böylelikle ne oluyorsun? Dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan, dünyanın öğretilerine, dünyanın günahla yoğrulmuş olan düşüncelerine, fikirlerine bağlı köle oluyorsun. Oysa sen zannediyorsun ki özgürsün. Hayır özgür değilsin. Birçok tutsaklıkların var ki farkında değilsin bundan kurtulamıyorsun. Kendini kurtaramıyorsun. Ve bu kölelik içerisinde sürünüyorsun, didiniyorsun, tırmanıyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki yaş ilerlemiş, hiçbir şey anlamamışsın bu dünyadan. Hep sıkıntı, dert, keder. Bütün insanlara sorun. Ne buldunuz dünyadan? Yaşlı insanlara sorun. Ne öğrendiniz bu dünyadan? Hiçbir şey öğrenmedik. Gözümüz açık gidiyor. Herkesin gözü açık gidiyor. Çünkü niye? Dünya bir şey vermez ki. Dünyanın verdiği heves, dünyanın verdiği arzu, dünyanın verdiği selamet, dünyanın verdiği sevinç kalıcı değil, geçicidir sevgili kardeşler. O yüzden artık bu kölelikten kurtulmamız lazım. İşte İsa Mesih dünyaya olan bağlarımızdan, köleliklerimizden, arzularımızdan, heveslerimizden tutkularımızdan tutsaklıklarımızdan bizi kurtarmak istiyor. Ne kadar tutsaklıklar var? Bugün o kadar insanlar var ki kimisi maçtan kendini kurtaramıyor. Kimisi kumardan kendini kurtaramıyor. Kimisi at yarışından kendini kurtaramıyor. Kimisi televizyondan kendini kurtaramıyor. Kimisi müzikten kendini kurtaramıyor. Kimisi paradan kendini kurtaramıyor. Kimisi erkekten, kimisi kadından kendini kurtaramıyor. O kadar bağlılıklarımız var, o kadar köleliklerimiz var ki dünya bizi esir almış ve biz farkında olmadan dünyanın o ilkelerine, öğretilerine tutsak bir şekilde yaşıyoruz ve gidiyoruz. Tanrı bizi özgür kılmak istiyor. Hayır diyor. Ey insanoğulları, dünyanın kölesi olasınız. Dünyanın bu işlerine bağlanıp da onların arasında yok olasınız diye ben sizi yaratmadım. Kendi izzetim ve yüceliğim için yarattım. Sizin için benim harika planlarım var. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Çünkü dünyasal iş adama yorgunluktur sevgili kardeşler. Her şeyi bırakıp gideceğiz. İşte Hazreti Süleyman sözlerinde söylüyor. Güneşin altında diyor her şey boş. Yeli kavramaya benzer. Acaba nedirsiniz? Bir cenaze görüyor musunuz ki cenaze arabası önde gitsin... Arkasında da eşyalar ve yükler dolu bir kamyon da onu takip etsin. Yok. Bulamazsınız. Üç metre kefen bezi bitti iş. O yüzden de bakın uyarıyor. Biz de diyor ruhsal yönden çocuk dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. Ama şimdi bu ama sözü farkı ortaya koyuyor. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanlar özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Ama diyor gönderdi. Kimi gönderiyor? Bu kölelikten, bu tutsaklıktan, bu zavallı durumdan, bu perişan durumdan, didinip tırmakmaktan bizi kurtarmak için. Korkudan bizi kurtarmak için, bizi onuru etmek için, onurlandırmak ve yüceltmek için birini gönderiyor. Tanrı kimi gönderiyor? İsa Mesih i. ne söylüyor? Öz oğlunu bize gönderdi. Gönderişin amacı var ne diyor ama zaman tamam olunca. Çünkü Tanrı'nın gözünde her şeyin bir vakti var. Uygun vakit gelmişti. İsa Mesih'in dünyaya geldiği dönem Tanrı'nın hazırladığı bir dönemdi. Çünkü Tanrı bütün krallıkları yönetir. Tanrı bütün milletler üzerinde egemenlik sürer. Her şey Tanrı'nın kontrolü altındadır. Öyle bir zaman olmuştu ki artık o milletlerin dili tek bir dil olarak yayılmıştı. Evet her millet kendi dilini konuşuyordu. Bugün nasıl ki dünya üzerinde Nasıl ki İngilizce her tarafa yayılmış, her yerde İngilizce konuşanlar bulursanız, o dönemde de Grekçe konuşan insanları her yerde bulabilirdiniz. Bir imparatorluk hazırlamıştı. Roma İmparatorluğu. Ve Roma İmparatorluğu gücüyle, kuvvetiyle bütün her yere yollar yapmıştı, güvenli yollar. O yüzden de insanlar şunu söylüyordu: Her yol Romaya çıkar. Bu şekildeydi. Her şey hazırlanmıştı. Oradan gelen bir şey Tanrı tüm bunları hazırlamıştı. Ve ülke Roma İmparatorluğu'nun kontrolü altında. Yollar, milletler Roma İmparatorluğu'nun kontrolü altında. Öyleyse dil hazır. Her şey hazır. Aynı zamanda insanlıkta kokuşmuş bir vaziyette bir kurtarıcıya ihtiyaçları var. Yahudiler bile, İsrail halkı bile elinde şeriat var, yasa var ama yasanın gereklerini yerine getiremiyor insanı zayıflıktan dolayı. Ve hep böyle dünyasal geçici şeylere bağlanmışlar, köle olmuşlar, şeytan tutsak almış insan oğullarını, insanlar insanlığından çıkmış. Aynı bugünkü gibi. İnsan oğlunu insanlığa döndürecek bir güç lazım. İşte ne diyor? Böyle bir ortam içerisinde her şey hazırlandı. Ne yaptı Tanrı? Göklerden öz oğlunu gönderdi. Öz oğlu. Oğlun üveyi yok. Öz oğlu demekle de şunu demek istiyor. Kendi özünden bir parçayı gönderdi. Yine bakın tanrısal sevgi, yine tanrısal merhamet, tanrısal yücelik, tanrısal özveri devreye giriyor ve tanrı yine gönderdi kelimesini kullanıyor. Gönderiyor. Tanrı hep verendir sevgili kardeşler. Kim için veriyor? Senin ve benim için veriyor. Tanrı bizim için veriyor. Oğlunu gönderişinin amacı bizi kölelikten özgürlüğe kavuşturmak için Ruhsal çocukları ruhsal olarak büyütmek için, ruhsal olgunluğu eriştirmek için. Çünkü İsa Mesih hakkında bahsederken diyor ki çocuk hem bedende hem de ruhta büyüyordu. İşte bizde ters olan bir şey bu. Evet İsa Mesih bir çocuk olarak dünyaya geldi. Bedende büyüyordu, ruhta da. Ama bizler öyle değil. Bizler hep bedende büyüyoruz ama ruh büyümüyor. Şimdi ne oluyor? İnsan oğulları birçok şeylerin modern köleliğin içerisinde yaşıyor bu devirde de. Şimdi Tanrı'nın amacı seni kölelikten özgürlüğe eriştirmek. Öyle ki diyor bizler oğulluk hakkını alalım. İş nedir? Bizi tutsaklıktan, kölelikten kurtarmasının amacı nedir? Oğulluk hakkını elde etmek. Peki oğulluk hakkını elde edersen ne olursun? Şimdi biz Tevrat'a baktığımız zaman evin ilk oğlu oğulluk hakkına sahipti. İlk oğulluk hakkına sahipti. Yani baba öldükten sonra eve ait olan her şey bütün mirasın başında kim vardı? İlk oğul vardı. Şimdi İsa Mesih de gerçek mirasçıdır. Çünkü İsa Mesih şunu söylüyor. Babanın neyi varsa benimdir. Babaya ait olan her şey benimdir. Çünkü diyor babam Tanrı her şeyi bana verdi. İsa Mesih'e aittir. Ve böylelikle de İsa Mesih ilk oğuldur. O ilk oğul, ilk oğulluk hakkına da sahiptir. Tevrat'ta anlatıldığı gibi. Ve böylelikle Tanrı'ya ait olan her şey üzerinde yetki sahibidir. Şimdi ne oluyor? Biz de oğulluk hakkını elde ettiğimiz zaman İsa Mesih ile özdeşleşiyoruz. İsa Mesih ile eşitleştiriyor. Hangi anlamda? Zenginliklere hisseder olma anlamında. Çünkü İsa Mesih şunu söyledi. Babamın neyi varsa benimdir. Ben de onu dilediğime veririm. Başka hiç kimse Tanrı'ya ait olan zenginlikleri, bereketi ve cenneti size veremez. Mümkün değildir. Verme yetkisi de yok. İstese de veremez. Böyle bir ortaya çıkmadı, çıkmayacak da. Bir kişi çıkmıştır. Rablerin Rabbi, kralların kralı, efendilerin efendisi, nurların nuru İsa Mesih'tir kardeşlerim. Şimdi o sana oğulluk hakkını vermek istiyor. Köle mi olmak istiyorsun, oğul mu olmak istiyorsun? Tanrı'nın önünde Tanrı'nın oğlu sıfatına erişip o hakları elde etmek mi istiyorsun? Yoksa hepsini kaybetmek ve dünyanın bağlarıyla bağlanmak, kölelik zinciriyle günahın altında ezilip yok olmak mı? Eğer ki Mesih'teysen özgürsün. İsa Mesih'in amacı bu. İsa Mesih'in gelişinin amacı bu. Bak biraz önceki o ayetlerde ne diyor? Bir zamanlar bizler yaşayan köleydik. Ama şimdi İsa Mesih'de özgür oluyorsun. İsa Mesih vasıtasıyla oğulluk hakkını elde ediyorsun. Oğullar oluyorsunuz. Evet oğulluk hakkını elde edelim. Yani Tanrı'nın cennetinin mirasçıları olalım. Çünkü Tanrı kendisine ait olan gelecekle ilgili her şeyi, sonsuzluk için yaratılmış olan her şeyi İsa Mesih'te sana hediye etmek istiyor. İsa Mesih'te sana hediye etmek istiyor. İster misin almak? İster misin almak? Eğer istiyorsan, Bugün yapacağın tek şey neyin kölesiysen, neyin tutsağıysan, neden kendini kurtaramıyorsan İsa Mesih'in adını çağır. Ey İsa de yalvarıyorum kutsal ruhunla gel, gel, gel üzerimde işle ve beni bu kölelikten kurtur artık özgür olayım. Çünkü yaşamın ne kadar, kaç sene yaşayacaksın? Köle olarak yaşama, dünyaya bağlı olarak yaşama, her şeyi bırak çünkü dünyaya ait olan her şey süprüntüdür, her şey boştur. Pavlus Resul İsa Mesih vasıtasıyla tanrısal zenginlikleri tanıdığı zaman şunu söyledi İsa Mesih tanımanın yanında her şeyi zarar ve süprüntü sayıyorum. Neden? Çünkü Mesih'i gördü. Mesih'teki oğulluğun değerini anladı. Mesih'teki oğulluğun hakkını anladı. Ve Tanrı'nın elinden alacağı şeylere baktı sevgili kardeş. Senin gözün nerede? Neye bakıyorsun? Gözünü neye dikmişsin? Gözünü diktiğin şeyler bu dünyaya ait. Gözünü çevir oradan. Çevir oradan. Bu dünyanın hiçbir şeyi seni köle etmesin. Özgür ol. Yukarıya bak. Yukarıya. Orada İsa var. O tekrar geri gelecek. Tekrar geri gelecek. Senin için gelecek. Seni şimdiden oğulluğa eriştirmek istiyor. Tanrı'nın çocukları olma hakkını veren İsa Mesih Tanrı'nın çocuğu olarak seni pekiştirmek istiyor. Ne diyor? Oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba baba diye seslenen Abba kelimesi kardeşler Aramicedir baba manasındadır. Çünkü İsa Mesih çoğunlukla Aramice konuşuyordu. Baba, Abba baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Evet bakın. Kim İsa Mesih'teki ruhu İsa Mesih'in ruhu nereye geliyor? Yüreklerimize geliyor. Ve biz Mesih'in ruhunu aldığımız zaman dünyanın ruhunu reddedip Mesih'in ruhunu aldığımız zaman artık ne yapabiliyoruz? Mesih'in ruhuyla günahlardan özgür olmuş olup Tanrı'yla barışarak Tanrı'nın önünde durup ey Abba, Baba diye seslenebiliyoruz. İsa Mesih Tanrı'ya Baba dediğinde Tanrı ona kızdı mı? Sus, bakın bir daha bana baba demeyesin dedi mi? Hayır. Tanrı ne yaptı? Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin dedi. İşte şimdi İsa Mesih ne yapıyor kardeşler? Bizi yasanın köleliğinden kurtarıyor. Çünkü yasa şeriat adama kurtuluş vermedi. Şeriat kurtuluş vermedi. Tevrat'ın yollarında yürüyen insanlar şeriatla kurtulamadılar. Eğer milletler bugün şeriat yollarında yürüyorlarsa, ellerinde şeriat varsa şunu bilmeliler ki şeriatın sonu Mesih'tir. Şeriatla kurtuluş olmaz. Çünkü şeriat köleliktir. Şeriat her zaman yapacaksındır. Emreder, emreder ama yapamazsın. Dokuzunu yaptın, birini yapamazsan yine yargılandın, yine kaybettin. Ama şeriatın köleliğinden... Tanrı bizi İsa Mesih ismiyle kurtarmak istiyor. Tanrı'nın önünde artık korku içinde yürümüyorsun. İsa Mesih'i vasıtasıyla Tanrı'nın inayetini tatmış biri olarak, o oğulluk ruhunu almış olarak Tanrı'nın önüne sevinçle gidiyorsun. Tanrı'nın önüne sevinçle haykırıyorsun. Tanrı'nın önünde dururken sevinçle ilahi söylüyorsun. Sevinçle Tanrı'yı alkışla yüceltiyorsun. Öbür zaman hep korku içerisindesin. Tanrı yargılayacak. Tanrı cezalandıracak, Tanrı cehenneme atacak, Tanrı affetmeyecek, Tanrı bağışlamayacak, halim perişan, durumum ne olacak diye korku içerisinde ölümden de korkuyorsun. Ama oğulluk ruhunu aldığın zaman ölümden de korkmazsın. Bu bedenden uzaklaşmaktan da korkmazsın. Ve o zaman Tanrı'nın önünde durduğunda İsa Mesih'in öğrencileri gittiler. Ey İsa Mesih bize dua etmeyi öğret. Bakın hiçbir peygamber dua ederken dua etmeyi öğretirken İsa Mesih gibi öğretmedi. İsa Mesih çok farklı öğretti ve öğrencilerine şunu söyledi: Siz dedi şimdi göksel Tanrı'nın önünde durduğunuz zaman, dua edeceğiniz zaman ey göklerde olan babamız deyin. Bakın babamız deyin. Çünkü İsa Mesih dedi benim babam sizin babanız biz ruhsal anlamda oğulluk ruhunu aldığımız için artık ne yapabiliriz? Tanrı'nın öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerimize gönderdiği için o ruh bizim içerimizdedir. Biz de cesaretle Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Evet günahın köleliğinden kurtuldunuz diyor. Artık siz köle değilsiniz. Günah sizde egemenlik sürmeyecek. Çünkü İsa Mesih'in oğulluk ruhu sizi yasanın altından, yasanın hükmünden, yasanın getirdiği cezadan kurtaracak. Dünyaya olan bağlardan kurtaracak. Şeytanın denetiminden özgür olacaksınız. Kölelik yapmayacaksınız. Ayaklarınız şimdi çözülecek bütün bağlardan ve siz kutsiyet yollarında Mesih ile beraber yürüyeceksiniz ve Mesih sizin öğretmeniniz olacak. İsa Mesih size öğretecek ve Mesih'in ruhu üzerinizde işleyecek dünyanın ruhu üzerinizden gidecek ve sizi tutsak alan ne varsa Mesih uğruna reddedeceksiniz. Çünkü göklerdeki alacağınız ödüle bakacaksınız. Ve böylelikle ne diyor? Artık köle değil oğullarsınız. Ama biraz önce okuduğumuz ayette ne dedi? Bir zamanlar kölelerdik diyor. Ruhsal anlamda çocuklardık. Demek ki Mesih'te olmak ruhsal anlamda büyümek demektir. Mesih'te olmak olgunlaşmak demektir. Mesih'te olmak Tanrı'nın beğenisini kazanmak demektir. Eğer Mesih'te değilsen, Mesih'in ağzından çıkan sözleri işitip de o sözlere göre kendini onarmadın, kendini yenilemedinse, sen Mesih'in ruhunu almadınsa Tanrı'nın önünde beğeni kazanamazsın. Tanrı'nın önünde lütuf bulamazsın. Ve tanrısal krallığı miras alamazsın. Hala bir şeylerin kölesisin. Hele hele de günahın kölesisin. Günahın kölesi olduktan sonra bu dünyada sen kendi kendini aldatıp da özgür olduğunu düşünme. Aldatıp da benim efendim benim diye düşünme. Çünkü senin bir efendim var. Farkında değilsin üzerinde şeytan efendilik yapıyor. Onun için şeytanın ve günahın efendiliğini İsa Mesih azarlıyor. Ve ne yapıyor? Kendi ruhunu insan içine koyduğu zaman diyor ki artık biz oğulluk ruhunu alıyoruz. Abba Baba diye sesleniyoruz. Artık köle değiliz. Biz oğullarız. Yani oğullar demek Tanrı'nın ev halkından biri olmak demektir. Tanrı'ya ait olmak demektir. Tanrı'nın krallığının ebedi cennetin mirasçısı olmak demektir. Kardeşler, oğulluk hakkını almadığın müddetçe, İsa Mesih vasıtasıyla kutsal ruha almadığın müddetçe o cennetten içeri giremezsin. Mümkün değildir. Hiç kimse iyi işleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla övünmesin. Hiç kimse ben imanlıyım, Tanrı'yı çok iyi tanırım, gittiğim yol, yol doğrudur demesin. Eğer Mesih'deki oğulluk ruhu alınmadıysa Tanrı'yla barışamazsın. Tanrı'yla barışmadığın müddetçe de özgür değilsin, kölesin. İşte Tanrı kelamı bize özgürlük veriyor. Kölelikten bizi özgür kılmak istiyor. Bizi oğullar yapmak istiyor. Bizi evlatlar yapmak istiyor. Tanrı krallığının mirasçıları yapmak istiyor. Bu ne büyük bir ayrıcalık biliyor musun? Ne büyük bir ayrıcalık. Tanrı herkese oğlum demedi. Tanrı yalnızca İsa'ya oğlum diye hitap etti. En yüce onuru İsa Mesih'e verdi. Meleklerine de bu kelimeyi kullanmadı. Kullarının hiçbirine bu kelimeyi kullanmadı. Ama İsa Mesih'e dedi. Sen benim oğlumsun. Oğulluk ruhunu şimdi biz İsa Mesih'e imanla alabiliriz ki biz de Tanrı'nın oğulları olalım ve Tanrı desin ki evet işte biricik oğlum İsa Mesih'in ruhu sendedir. Öyleyse sen benimsin ve bana aitsin. Ve artık köle değilsin. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Halleluya. Halleluya. Rabbin ismine izzet ve yücelik olsun. Mirasçı olmak güzel bir şeydir kardeşler. Mirasçı olmak sözü insana güzel gelir, hoş gelir. Mirasçıysan miras var demektir. Neyin mirası? Tanrı'nın bütün zenginliklerinin mirasçısısın. Kiminle? İsa Mesih'le istemez misin? Bu dünyanın geçici güzelliklerinin kölesi olacağına, Tanrı'nın oğlu sıfatına eriş ve tanrısal zenginliklerin mirasçısı ol. Tanrı seni mirasçı yapmak istiyor. Kendi zenginliklerinin mirasçısı yapmak istiyor. O yüzden seni çağırıyor. Gel bugün iman et, kabul et ve İsa Mesih'in ruhunu alarak oğulluk ruhuyla yenilen, tazelen ve Tanrı'nın mirasçısı olarak ona izzet ve yücelik sun. Rab sizi kutsasın ve bereketlesin. Amin. you